Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Google Drive üzerinden nasıl büyük boyutlu dosya transferi yapabiliriz? Buna bakacağız. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar belli bir boyuttan sonra Google Drive buna izin vermiyor. Daha doğrusu Gmail izin vermiyor. Google Drive'de ise link paylaşımı yaparak karşı tarafa direkt arkadaşlar istediğimiz dosyanın linkini vererek indirmesini sağlayabiliyoruz. Şimdi bunu göstereceğim nasıl yapıldığını Android üzerinde. Android'de öncelikle Drive uygulamasının olması gerekiyor. Bunu indirin mağazadan. Drive'ı daha sonra tıklayalım arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki buradan bir video göndereceğim. Boyut önemli değil, yani boyutunu büyük olarak düşünebilirsiniz. Bakın şurada açıldı, pardon. Şimdi bakın şu sağ tarafındaki 3 noktayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bütün dosyalar için geçerli. Bu 3 noktayı tıkladığımızda en üstte paylaşı göreceksiniz. Şimdi paylaşı tıklayalım bir kere. Paylaşı tıkladığımızda arkadaşlar hemen aşağıda bakın erişimi olanlar diyor. Birazdan buraya bir simge gelecek. Yeşil bir zincir link işareti. Bakın bunu tıkladığımızda bir daha göstereyim. Bakın bunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi bize bir bağlantı veriyor, link veriyor. Fakat burada kimlerin görüntüleyebileceğini biz basarak değiştirebiliriz. Bakın burada kısıtlandı diyor. Bu herhangi bir kişiye has yapabiliriz. Görüntülemesine, yorum yapmasına, hatta düzenleyebilmesine imkan verebiliriz veya tamamen kısıtlayabiliriz. Ama görüntüle yaptığınızda arkadaşlar karşı taraf indirebilir bunu. Buradan bağlantıyı kopyala deyip bağlantıyı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu hemen Google Chrome web tarayıcımızda deneyelim. Bakalım nasıl oluyor. Yani bu bağlantısı olan birisi bunu ancak görebilir. Öyle söyleyeyim. Bağlantıyı linki buraya yapıştırıyoruz. Ve buradan Enter'a bastığımız zaman bakın. Karşı taraf direkt bizim Drive'ımızdaki bu izin verdiğimiz klasörü dosyayı görüyor. Bunu burada görüntüleyebilir fakat arkadaşlar direkt indirme şansı da var. Bakın indir butonuna basarak buradan indirebiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay. Buradan bunu kısıtlayabiliyorsunuz. Bunu da tekrardan ekleyeyim. Tıpkı bilgisayarda yaptığımız gibi hızlı bir şekilde dosya, büyük boyutlu dosya transferini Google Drive ile yapmamız mümkün. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Benim sizden ricamdır. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.